Hud suresi 117. ayet. Halkı ıslah eden kimseler iken, yani halka yönelik tebliğ yapılırken, anlatırken, hak hakikat söylenirken, halka mı? Geniş olarak. Rabbin, Allah o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi. Yani Allah böyle bir şey yapmaz diyor. Orada bir helak meydana gelmez. Deprem, büyük olaylar, böyle tsunami, yani geniş çaplı bir helak olayı meydana gelmez diyor. Hangi şehirse, neresiyse orada öyle bir şey olmaz diyor Allah. Bak, halkı ıslah eden kimseler iken Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi. Olmuyor zulüm, helak. Bu Allah'ın bir sırrı. Evet. Nahl suresi 65. Allah gökten su indirdi. Şeytandan Allah'a sınırım. Ölümünden sonra yeri onunla diriltti. İşitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır. Daha önce de söylemiştik. Esbabun nüzulü Mehdi'ye işaret ettiğini belirtiyor Cafer-i Sadık. Evet, evet. Allah gökten su indirdi. Yani bunun Mehdi'ye işaret olduğunu, ölümünden sonra, yeryüzün dinsiz olduktan sonra onunla Mehdi vesilesiyle insanlığı, dünyayı diriltti. Yani imanlarına vesile oldu. Anlamına geliyor diyor ayet diyor. İnşallah. Yani birinci anlamının dışında ikinci anlamı budur diyor. İnşallah. Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını elleri altında bulunanlara onda eşit olacak şekilde çevirip verici değildirler. Şimdi Allah'ın nimetini inkar mı ediyorsunuz? Yani rızkın Allah tarafından insanlara bazen çok verildiğini ama bu rızkı dağıtmanın önemine Allah dikkat çekiyor Kur'an'da. Tövbe suresi 121. Küçük büyük infak ettikleri her nafaka, Allah yolunda açtıkları her vade mutlaka Allah yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için bunlar onlar adına yazılmıştır. Bak, burada da yine Allah infak etmeyi, dağıtmayı, Allah yolunda malın dağıtılmasını söylüyor ki Mehdi'nin bir vasfıdır. Malı bol bol dağıtacaktır inşallah. Bu ayette, o ayette aynı şekilde bu konuya dikkat çekiyor. Açtıkları her vadi, yani Allah için alınan her yol, geçilen virajlar, geçilen yollar, mutlaka Allah yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için bunlar onlar adına yazılmıştır. Yani hepsinin karşılığında Allah'ın rızası var inşallah. İnşallah.